Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar 19-25 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiş yapıyor ve artık ilk bahar mevsimi başlayacak. Önümüzdeki bir ay iş ve mesleki konulara daha fazla odaklanmanız ve Güneş tarafından bu alanların daha fazla aydınlatılması mümkün. Gezegeniniz Mars Oğlak burcunda hafta başından itibaren yaklaşık 2 ay Mars Oğlak burcunda olacak. Sizin için olumlu bir pozisyonda olacak. Mars Oğlak Burcu'nda son derece çalışkandır, hırslıdır, kararlıdır. Ve siz de bu dönemde kendinizi daha planlı, programlı hissedebilirsiniz. Özellikle e, ticari konular, eğitim gibi faaliyetler, e, yakın çevrenizdeki ilişkiler, bunlar akrabalar, kardeşler ve yakınları da içeriyor. Onlarla ilgili konulara daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Tabi zaman zaman burada agresyon da oluşabilir, gerginlikler, çatışmalar da oluşabilir. Dikkatli olmakta gerekiyor. Özellikle günlük hayatınızda, trafikte, ulaşımda, e, Mars orada kaza potansiyeli de yaratabilir zaman zaman. Demek ki ee, kendinizi daha fazla e, kontrol edeceksiniz. Daha güvenli adımlar atacaksınız bu dönemde. Evet e, Merkür Retrosu 23 Mart'ta başlıyor sevgili akrepler. 15 Nisan'a kadar da Merkür Retro olacak. 6. ev alanınızdaki bir retro. Kuşkusuz hayatınızın geniş bir alanında zaman zaman kısıtlamalar yaratabilir. Çünkü 6. ev evdeki hayatımız, işteki hayatımız, çalışmalarımız, iş ve mesleki konularımız, yakın ilişkilerimiz, evcil hayvanlarımız, genel sağlığımız tüm bunlara etki eden bir alan ve Merkür Retrosu burada günlük planlarımızda biraz böyle gecikmelerin olabileceğini, kısıtlamaların olabileceğini işaret ediyor. Kullandığınız küçük ev aletleri, elektrikli aletler, iletişim cihazları arızalanabilir. Onlarla ilgili sorunlar olabilir yaşadığınız mekanlarda eskimiş araç gereçler bu dönemde arıza yapabilir. Onları tamir ettirmeniz veya değiştirmeniz gerekebilir. Veya ertelediğiniz işler vardır. Hani hep ertelersiniz. Bir türlü yapmaya zaman bulamazsınız. Böyle ufak tefek detaylı işler vardır. Bu dönemde onları ele alabilirsiniz örneğin. Onları bir e, elden geçirebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz, gerekliyle gereksiz ayırabilirsiniz. Retro böyle bir süreçte size e, fırsatlar da verebilir. E, evinizdeki e, eksikleri gidermek, e, tamir edilmesi gereken eşyaları tamir ettirmek, onarımlar yaptırmak, tadilatlar yaptırmak da gündemde olabilir. Evet... E, Ayın açılarına baktığımızda pazartesi günü ay Koç burcunda olacak salıdan itibaren ise boğaya geçiyor. Salı ve çarşamba biraz daha sizin için ilişkili anlamında şanslı ve verimli bir gün olabilir. Eş ve partnere dair konulara odaklanabilir. Daha paylaşımcı olabilirsiniz. Perşembe ve cuma günü ise ay ikizlerde olacak. Parasal konular öne çıkıyor. Ticari konular öne çıkıyor. Kazançlar gelir giderler. Harcamalara dikkat etmekte fayda var. Çünkü Merkür Retrosu aynı zamanda para evlerinizde bu dönemde yönetecek. Onlarla ilgili konularda da bazı tıkanışlar tanıklıklar oluşturabilir hafta ise Ay Yengeç burcunda seyahate gitme bir geziye çıkma ihtiyacı olabilir veya böyle bir plan yapabilirsiniz e, yakın çevre ilişkileri akrabalar yakınlarla ilişkiler de artıyor kültürler faaliyetler yine yoğunlaşabilir. Bir yandan size ayın yengeçteki pozisyonu duygusal anlamda destek olacak, iyimserliğinizi arttıracak. Ancak Mars'tan ve Güneş'ten de zıt açı aldığı için biraz da böyle günlük hayatınızda gerilim yaratabilir. Yani bir seyahat planı yaparsınız, bir gezi planı yaparsınız. Yakınlarınızdaki kişilerle anlaşmazlıklar olabilir. İşte o planlamalarda gecikmeler olabilir, röterler olabilir. O nedenle Özellikle cumartesi günü tüm bu planlarınızda bu unsurları göz önünde bulundurarak hareket edin. Ee, en azından e, karşılaştığınız herhangi bir e, aksilikte e, nasıl davranmanız gerektiği konusunda bir B planınız olsun sevgili akrepler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.